bir şey olmadığı için yani yaptıkları şu geriye dönüp 5 yılda baktığınızda verdikleri vaatleri gerçekleştirmemişler. Bırakın gerçekleştirmeyi verdiği vaati hatırlamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada anlatacağı bir iş yok, eser yok, hizmet yok. Ne yapacak? E, gündemi e, algı çalışmalarıyla yine perdeleme çalışmalarıyla farklı alanlara çekelim. Yani e, burada yerel seçimde e, Emekli maaşını biz oylamıyoruz. Veya ekonomik şartları da oylamıyoruz. Bunun seçimi, genel seçim 6 ay, 9 ay neyse önce yapıldı ve Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye 100 yılında yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ve orada 5 sene e, 2028'e kadar da bu görevi inşallah orada devam edecek. Ve bu süreçte ekonomiyi düzeltecek olan varsa eğer 22 yıldır yapılan bu hizmetleri yapacak bir irade varsa eğer İlahi Parti iradesidir. Hı hı. Cumhur İttifakı iradesidir. Çünkü burada yapılan e, seçim yerelde hizmetlerin kararının verileceği bir seçim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani e, ama muhalefet bugüne kadar bizi projelerimiz üzerinden hiçbir şekilde eleştiremedi. Yani efendim siz şu projeyi eksik yaptınız şöyle yaptınız böyle yaptınız şu az şu eksik şu fazla diyemiyor. Niye? Onlar da biliyor ki bu söylediğimiz projeleri biz gerçekleştiririz. Bu projeleri yaparız. Çünkü geçmişte yaptık. Söz verdik, o sözlerimizi tuttuk. Ama ne yapacaklar? Söyleyecekleri başka bir gündem, başka bir eser olmadığı için pişirip e pişirip pişir, sürekli işte emekli maaşı. Peki yani Cumhuriyet Halk Partili belediye bu seçimi aldığında emekli maaşı mı artacak? Soruyorum size yani. yani böyle bir yetkisi mi var? Olmayan yetkisini bugün gündeme taşımaya çalışıyor. Ya yine Bugün emekli maaşımızı efendim e, vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek adına çalışan, çabalayan irade AK Parti'nin iradesidir. Cumhur İttifakı'nın iradesidir. Dolayısıyla e, burada işi yerelden genele taşımak tamamen e, bu süreci sabote etmektir. Yani ve farklı bir e, gündemle işte yine 5 senedir olduğu gibi e, gündemi değiştirme çabalısıdır. Ee, Sayın Kurum çok özür dilerim geleceğim. <laughs> Yeniden Refah'ın özellikle ekonomiye dair de eleştirileri biliyorsunuz bu süreçte var. Hem adaylarının hem genel başkanın. E, cümle İstanbul için belki şunu eklesek mi? E, oyları böldüğünü düşünüyor musunuz vermiş oldukları kararla? Ben e, 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Yeniden Refah Partili seçmenimizin. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi e, sandığa gittiğinde e, bugüne kadar Yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan hocamızın hayaliydi İstanbul. Yani bu hayali gerçekleştirmek ve e, yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek yeniden Refah Partili seçmenimizin e, isteyeceği bir iştir. Dolayısıyla e, bugün anketler öyle söyler böyle söyler. Ama sandıkta gittiğimizde ben yeniden Refah Partili seçmenimizin e, bu, bu iradeyi ortaya koyan taraftan yana tavır alacağını e, düşünüyorum. E, bunu böyle hissediyorum. Ve sahada da aslında gördüğümüz bu. Yani e, orada bizim şahsımıza ilgili bir eleştiri yok. Parti aday çıkarmış. O adayla alakalı. Tabii ki onlar da e, kendi adayları noktasında e, düşüncelerini dile getiriyorlar. Ama işin sonunda 31 Mart'ta verdiği oy nereye yarayacak? Bunu düşünecektir seçmenimiz. Çünkü bilinçlidir. E, bu dava uğruna mücadele etmiş insanların topluluğudur. Yani biz büyük ve güçlü Türkiye davası diyoruz. Kendi kendine yeten ülke diyoruz. İstanbul lokomotif bir şehir olsun. İstanbul sadece kendini ilgilendirmiyor. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Yani Napolyon'un bile dünya başkenti diye tabir ettiği, burada Sultan Fatih'in bin bir emekle fethettiği ve Nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Yüzyıllara dayanan bir kökü olan Birçok medeniyetin huzurca Burada yaşadığı e, Bir tarafta Ayasofya Zincirlerin kırılsın ibadete açılsın Diyen bir anlayışa mı Diğer tarafta işte Ayasofya Müze olsun müze olmaya devam etsin Diyen bir anlayışa mı oy vereceğini e, Yeniden Refah Partili seçmenimiz e, Takdir eder Ve sandıkta da gittiğinde e, Kendisine yapılan eziyetin Yine burada yaşayan kardeşlerimizin 5 yıllık süreçte verdiği eseri bile hatırlamayanlara sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir. Biz bunu sahada bu motivasyonu görüyoruz. Sayın Bakan bir propaganda sürecine dair bir sorum olacak. Evet. Tabi bir de genel İstanbul'un İstanbul seçiminin sanki 2024 yerel seçimlerin üzerine çıkmasına dair. Ama propaganda sürecine baktığımız zaman özellikle Sayın İmamoğlu ile aranızdaki rekabetin e, sosyal medyada böyle 10 saniyelik, 7 saniyelik kesitlere indirgendiği, kısa kısa videolar üzerinde...